Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz gitarteknikleri.com'a. Ben Gökhan Sünerin. Beraber slap teknikleri hakkında birkaç etüt yapacağız, beraber çalışacağız. Bir şekilde karşılıklı olduğuna inanıyorum bunun. Ne kadar uzakta olsak da yakın olduğumuzu düşünüyorum şu an. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Benim sizlere bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. İlerleyen zamanlarda da etütlerimiz daha da çok çoğalarak, videolarımız çoğalarak gitarteknikleri.com'da buluşmaya devam edeceğiz. İstiyorsanız yavaştan başlayalım. Slap genelde parçaların solo bölümlerinde benim fikrimce kullanılan bir tekniktir. Size bir pasaj bırakıldığı zaman ya da kendinizi ön plana çıkartacağınız bir bölüm olarak da görünebilir. Bazen bir eşlik tarzında da gayet iyi gelebiliyor slap teknikleri. Bunlar hakkında birkaç fikir vereceğim. Benim kendi çaldıklarım hakkında. En başta yapmamız gereken yavaştan hızlıya doğru gitmek. En başta hızlıdan başlamaya çalışırsak bu bizi çok zorlayacaktır ve tekniğimizi yanlış anlamaya sebep verecektir. Bence şöyle düşünmeliyiz. İlk başta emekleyeceğiz, sonra yürüyeceğiz, sonra da koşmaya başlayacağız şeklinde düşünelim. En başta slap için kullandığımız baş parmağımız ve işaret parmağımız vardır. Bunu şu şekilde kullanacağız. Bunu her telde uygularsak bunu yavaş bir şekilde belli bir metronomda, benim size tavsiye ettiğim metronom 60 metronomdan başlamanız. Bir süre bu etütle çalışırsanız, bütün telleri vurma şekliniz net ve düz olursa daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Daha sonra işaret parmağımızla çekiş tekniğimiz vardır. Bu şekilde çalışmalarımıza devam edersek 60 metronomdan başlayıp önce tek notalar halinde sonra 8'lik notalar halinde çalışmaya başlarsak daha verimli olacağını zannediyorum. Örnek vermek gerekirse bir parça çalacağız diyelim. Çok basit bir şekilde başlayalım. Bu şekilde çalışmalarımıza başlayabiliriz. Farklı teknikleri de farklı şekillerde de girebiliriz. Gibi birçok çeşitlemeler yapabiliriz. Şimdi slap konusunda farklı tekniklere gireceğiz. Tek şekilde çalıştıktan sonra iki parmakla çekiş tekniğine gireceğiz. Yani şu şekilde. Bunu da tek tek bütün tellerde bir şekilde çalışacağız. Nota olarak basacak olursak ben genelde birinci notayı ölü nota, ikinci notayı da direkt notanın kendi sesini vererek yapmaktayım. Ölü nota dediğimiz müzikteki ghost notalardır. Yani notaya vurmadan tamamen boş aslında telin kendi sesini vermek gibi de düşünebiliriz.
Bir parça içinde bunu çalacak olursak. Şeklinde bunları birçok kez tekrarlayabilir. Farklı notalar üzerinde de deneyip belli geçişlerde de kullanabiliriz. Diğer değinmek istediğim konu ise baş parmağın yukarı aşağı şeklinde çalışmamız gereken diğer bir silet tekniği. Bu klasik gitar tekniği olarak da bilinir. Normalde klasik gitar tekniğidir ama bas gitara da birçok ünlü bas gitarist tarafından geçmiştir. Bunun için dinlemeniz gereken, yani benim tavsiye ettiğim Marcus Miller, Victor Wooton ve Alan Carroll'dır. Bu basçıların albümlerini dinlerseniz birçok zaten bu şekilde teknikle çalınan parça bulacaksınız. Yukarı aşağı tekniğini şu şekilde başlayalım. İlk başta notaları vurmadan yine boş teller şeklinde. Gibi çalıştıktan sonra bunlarda da ölü notayı kullanabiliriz. Çeşitlemelerine geçelim. Bir nota üzerinde bir parça gibi çalalım. Aslında birçok çalıştığımız step etüdünü tek nota üzerinde birçok tekniği birleştirerek çalıyoruz. Yine birinci notayı ölü, ikinci notayı net bir şekilde vuruyorum. Aşağı vururken notayı tam belli ediyorum. Yukarı vururken ölü notu kullanıyorum. Aşağıyı çekerken ölü notu kullanıyorum. İkinciyi çekerken yine net notayı kullanıyorum. Bunları siz kendiniz birçok çeşitlemeler yaparak, birçok müzik dinleyerek, birçok ritim enstrümanının üstünde kullanarak daha da çok çeşitleyebilirsiniz. Birçok teknik çalıştık. Birçok konuda yardımcı olduğumu düşünüyorum. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olduğumu düşünüyorum. Tabii ki öğrenecek daha birçok şeyimiz var. Müzik hiçbir zaman bitmez. Ama benim size tavsiyelerim bunları mutlaka ama mutlaka bir metronomla çalışmanızdır. Metronomsuz kesinlikle çalışmayın. Mutlaka bir metronom edinin. Ben 60 metronomdan başlamanızı tavsiye ediyorum. 70 de olabilir ama kesinlikle 100'lerden 120'lerden başlamak değildir. Bir parçayı çok karışık bir şekilde hızlı çalmak yerine anlaşılmayan notalarla, anlaşılmayan rifflerle, anlaşılmayan figürlerle çalmak yerine o parçayı ne kadar yavaş çalarsanız ve ne kadar doğru seslerle ve ne kadar ritmik hareketlerle çalarsanız sizin için daha iyi olacaktır. İyi bir basçı olmanız çok hızlı çalmanızla alakalı değil.
sizin nasıl bir ritmik duygu yakaladığınız da önemlidir. Benim fikrim ve hocalarımdan öğrendiğim bas gitar armoni ile ritim arasındaki köprü enstrümanıdır. Sizin yapmanız gereken armoniyi ritme taşımak, ritmi armoniye taşımaktır. Benim fikrim. Birçok kalabalık nota ile çalabilirsiniz ama bir ritmi duyguyu yakalayamadıktan sonra bunu bence hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Tek bir nota ile bile birçok slide tekniğinde ritmik duygular yakalayabilirsiniz. Örneğin şeklinde gibi birçok ritmik duygu yakalayabilirsiniz. Bizlere sorularınız olacaktır. Bu sorularınızı info@gitarteknikleri.com'a gönderebilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadarıyla sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bir şeylere faydam oluyorsa ne mutlu bana. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın.